Gün sonuna hoş geldiniz efendim. Geçtiğimiz hafta merkez bankalarının kararlarını takip ettiğimiz bir haftayı geride bıraktık ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri amiral gemisi tabii ki baktığımızda Fed'in şahin duruşunun ardından faizleri sabit bırakmasına rağmen piyasalardaki risk iştahının zayıflamasıyla birlikte pek de iyi olmayan bir haftayı piyasa tarafında geride bıraktık diyebiliriz. Ama biz içeride yine yükselişle kapattık. Bizde de Merkez Bankası'ndan 500 bas puanlık beklentilere paralel bir faiz artışı gelmişti. Yeni haftanın başlangıcında bu haftada yine önemli verilerimiz var. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafından hafta içinde takip edeceğimiz başta büyüme ve PCE verisi olmak üzere diyelim. İşte bunları konuşacağız ve aynı zamanda da bugün yine primli bir gündeyiz Borsa İstanbul'da. Bunun sebeplerini konuklarımızla birlikte tartışacağız. Peki konuklarımız kimler? Önce onlara bir bakalım. Ve haberleri aktarmadan önce fiyatlamalardaki son duruma bir bakalım. BIST 100 endeksinde 8.266 puandayız. Prim 2.83'e ulaşmış durumda an itibariyle. Hemen hatırlatalım, geçtiğimiz haftayı da 8.000'ler seviyesinde kapatmıştık BIST 100 endeksinde. Haftalık kazançta %1 seviyesinde olmuştu geçtiğimiz hafta kapanışta. Bu hafta ise dediğimiz gibi 2.83'lük bir primle devam ediyor durumdayız. 8.267'deyiz. Bu arada en yüksek seviyelerin 2.400'ler olduğunu da hatırlatmış olalım. BIST 100 endeksinde geçtiğimiz hafta 8.039'dan kapatmıştı. 0.48'lik bir yükselişte. Onu da söylemiş olalım. Dolar TL'de 27.20'deyiz. Euro TL 28.86. Sepet kur 28.03 ve gram altın 1.682 seviyesinde. Baktığımız zaman sektör endekslerinin detayına an itibariyle şu anda 3.79'luk bir prim görüyoruz sınayi endekse ve 3.55'lik bir yükseliş var teknoloji endeksinde. Diğer taraftan holding endeksinde ise %2.20'lik bir prim var. Ulaştırmadaki prim ise %2.05 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Dolar endeksinde 105.58'deyiz. Geçtiğimiz 106'ya yaklaşıyor. Evet, dolar endeksi 105.82'de şu anda baktığımız zaman ve geçtiğimiz haftayı da 105.30'larda kapatmıştık. Çünkü Fed'in şahin duruşuyla birlikte dolar endeksinin yükselişi 10. haftayı da geride bırakmıştı. Diğer taraftan tahvillerde de yükseliş olduğunu biliyoruz ama küresel risk iştahındaki azalmayı da hatırlatalım. Özellikle Amerikan endekslerinde şimdi de açılışa bakacağız birazdan. Euro dolarda 1.06'dayız. Pound dolar 1.22. Dolar yen 148.79 ve dolar İsviçre frangı 0.91'de. ABD 2 yıllık 5.13'te, 10 yıllıkta 4.52 seviyesine geldik ki orada da %1.96'lık bir yükseliş var. Geçtiğimiz hafta 10 yıllık ki doların piyasa faizi olan ve risksiz getiri olarak takip edilen 10 yıllık devlet tahvili 4.45'lere yükselmişti. Bu 2007'den bu yana en yüksek seviyeydi ama şu anda 4.52'leri görüyoruz. 30 yıllıkta ise 4.64'teyiz. Amerikan endeksleri satıcılı açılmış durumda. Dow Jones'ta 34.164'teyiz. 0.30'luk bir geri çekilmeyle S&P 500 4.344'te, orada da 0.38'lik bir düşüş var ve Nasdaq 14.800'de 0.48'lik bir düşüşle
Şunu da hatırlatalım hemen. En büyük 500 hisse senedinin işlem gördüğü S&P 500 endeksi geçtiğimiz haftayı %3 gerileyerek son 6 ayın en büyük haftalık düşüşünü gerçekleştirerek tamamlamıştı ve bu haftaya da yine düşüşle başladı Amerika Birleşik Devletleri'nde endeksler, ama halen yılbaşına göre %12 civarında bir primi var S&P 500 endeksinin. Ons altında 1923'teyiz. Brent petrol $92.14. Brent petrolde de geçtiğimiz hafta $95 görmüştük ama zirvelerde yorulma sinyalleri öne çıkıyor ve bu haftanın başlangıcında da yatay bir momentum görülüyor. Brent petrolde, ham petrolde $88.83. Bitcoin'de de 27 binin altına sarktığımız bir haftaydı geçtiğimiz hafta ve düşüş devam ediyor şu anda. Orada Fed'in şahin tutumuyla birlikte faizlerin yüksek kalacağına yönelik beklentinin artmasıyla Bitcoin'de zayıflama görmüştük. 26.133 seviyeleri, %1.40'lık düşüşte Bitcoin TL 717.580'de ve Ethereum 1573 seviyesinde. Ve günün öne çıkan haberleriyle devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyona ilişkin yaptığı değerlendirmede aylık bazda düşüşlerin daha erken görülebileceğini, yıllık bazdaki gelişmelerin 2024'ün ortalarında görüleceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, enflasyonda aylık bazda düşüşlerin daha erken görüleceğini bildirerek, bu sene sonuna doğru gelecek senenin başlarında aylık bazdaki gelişmeleri göreceğiz. Yıllık bazdaki gelişmeleri ise daha çok 2024'ün ortaları gibi görmüş olacağız diye belirtti. Enflasyonla mücadelenin en önemli önceliklerinden bir tanesi olduğunu belirten Yılmaz, geçici bir artış söz konusu ama bir taraftan da güncel belirlenmiş bir politikalar, kararlı uygulamalar var. Belirsizliklerin azaldığı yeni bir döneme girmiş durumdayız. Dolayısıyla bir süre sonra bu geçici yükseliş yerini düşüşe bırakacaktır diye konuştu. Depremin etkilerine rağmen Türkiye'de istihdam artışının devam ettiğini dile getiren Yılmaz, enflasyonla mücadelenin kısa vadede istihdam politikalarına meydan okuduğunu ancak orta vadede düşen bir enflasyon ve artan öngörülebilirliğin istihdamı da kalıcı şekilde destekleyen bir politik olduğunu söyledi. Orta vadeli programla siyasi istikrar ve güven iklimini teknik öngörülebilirlik sağlayarak desteklediklerini belirten Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programa desteğini ortaya koyduğunu, bunun çok önemli olduğunu söyledi. Yılmaz, emekli maaşı düzenlemesine ilişkinde yılbaşı itibariyle memurların maaşlarında enflasyon oranına göre bir artış olacağını, bu artışın memur emeklilerine de yansıyacağını ifade etti. Yılmaz, işçi emeklileri, Bağkur emeklileri ve asgari emekli aylığı alanlara ilişkin oransal artışlar ve enflasyon farkı olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu kesimlere dönük dengeleyici bir çalışmayı sürdürüyoruz. Çalışmayı yıl sonuna kadar tamamlayarak emeklimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Düşük alanları destekleyici mahiyette bir yaklaşımımız olacak diye konuştu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan, İSADAK Merkez Bankaları Forumu toplantısının açılış konuşmasını yaptı. Hafize Gaye Erkan, 2024 yılında dezenflasyonu tesis etmeye yönelik yol haritasını kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini söyledi. Erkan yaptığı açıklamada son dönemdeki düzenlemelerin Türk lirası mevduat payının arttırılmasını hedeflediğine işaret etti. Erkan, öncü göstergeler yerli ve yabancı yatırımcıların portföylerindeki Türk lirası varlıkların payını arttırmaya başladığına işaret etmektedir. Türk lirası varlıklara yönelik yerel ve uluslararası talebi arttırmaya kararlıyız dedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Türk lirası dönüşümlü kur korumalı hesaplarda asgari faiz zorunluluğunu kaldırdı. Konuya ilişkin açıklama yapan Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan, 2024 yılında dezenflasyonu tesis etmeye yönelik yol haritalarını kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini belirtti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kur korumalı mevduatlarda yeni bir düzenlemeye giderek Türk lirası dönüşümlü kur korumalı hesaplarda asgari faiz zorunluluğunu kaldırdı. Böylece bankaların Türk lirası dönüşümlü kur korumalı hesaplara politika faizinin altına faiz verebilmesinin önü açıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, öncü göstergelerin yerli ve yabancı yatırımcıların portföylerindeki Türk lirası varlıkların payını arttırmaya başladığını işaret ettiğini belirterek, Türk lirası varlıklara yönelik yerel ve uluslararası talebi artırmaya kararlıyız ifadesini kullandı. 2024 yılında dezenflasyonu tesis etmeye yönelik yol haritalarını kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerine vurgu yapan Erkan, son dönemdeki düzenlemelerinin TL mevduat payının artırılmasını hedeflediğini kaydetti. Morgan Stanley kıdemli Amerikan ekonomisti Alan Zentler, Fed'den Kasım toplantısında faiz artışı beklemediğini söyledi. Öte yandan San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de faiz mesajı vererek daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu belirtti. Amerika Merkez Bankası Fed, geçtiğimiz günlerde Eylül ayı faizi %5.50'de sabit tutmuş, 2023 yılı için büyüme beklentisini de %1'den %2.1'e çıkarmıştı. Bu gelişme sonrası ekonomistler bankanın Kasım ayı toplantısına odaklandı. Morgan Stanley ekonomisti Alan Zenter, Fed'den gelecek toplantıda faiz artışı beklemediğini söyledi. Zenter, bankanın enflasyonla mücadele için faiz artışları yapmasına dair Fed'in artık burada işlerinin bittiğine dair düşüncem var ancak kapıyı açık bıraktılar değerlendirmesini yaptı. Zenter, enflasyonun düşmeye başladığını, bu nedenle bankanın gelecek sene faiz indirimine kadar herhangi bir değişikliğe gitmeyeceğini söyledi. Fed yetkililerinin çoğu, geçtiğimiz hafta yapılan toplantıda bu yıl için bir faiz artışı yönünde daha sinyal vermişti. Öte yandan San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de faiz mesajı verdi. Daly, daha fazla politika sıkılaştırmasının gerekli olup olmadığını belirtmek için daha fazla veriye ihtiyaç duyulacağını söyledi. Daly, katıldığı bir etkinlikte, "Zafer ilan etmeye hazır değilim, sabır ihtiyatlı bir stratejidir" diye konuştu. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Gault, ECB politika yapıcılarının enflasyonu 2025 yılına kadar %2'ye düşürme hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Villeroy açıklamasında petrol fiyatlarındaki mevcut toparlanmanın enflasyon beklentileri ve ücretler üzerindeki olası zincirleme etkisi açısından izlenmesi gerektiğini söyledi. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Gelhu, ECB'nin oranlarını çok yükseltme konusunda dikkatli olması gereken bir noktaya geldiğini ve ekonominin sert bir iniş yapmasını önlemeye çalışması gerektiğini belirttiği bir açıklama yaptı. ECB'nin çok fazla adım atması halinde Merkez Bankası'nın hızla rotayı tersine çevirme riskiyle karşı karşıya kalabileceğini dikkat çeken Villeroy, faizlerin sürekli olarak yukarı çekilmesinden ziyade politikanın sürekliliğine odaklanmasını gerektiğini kaydetti. Villeroy, ECB politika yapıcılarının enflasyonu 2025 yılına kadar %2'ye düşürme hedefinde petrol fiyatlarındaki mevcut toparlanmanın enflasyon beklentileri ve ücretler üzerindeki olası zincirleme etkisi açısından izlenmesi gerektiğini söyledi. Petrol ve akaryakıt fiyatlarındaki artışın ECB'nin enflasyonu 2025 yılına kadar %2'ye çıkarma hedefini değiştirmediğini vurgulayan Villeroy, pompadaki benzin tüketimi toplam tüketimimizin yaklaşık %5'ini temsil ediyor. Bu nedenle en görünür olan bu olsa bile toplam enflasyonun küçük bir parçası dedi. İkinci Uluslararası Sigorta Zirvesi 12. Sigorta Haftası'nda kapılarını ziyaretçilere açtı. Zirvede açılış konuşmasını yapan Türkiye Sigortalar Birliği Başkanı Uğur Gülen, reasürans sorunu ve risk primlerindeki artışı EkoTürk'e değerlendirdi. Bir diğer konuşmacı olan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Akif Eroğlu ise mevzuattaki trafik platformunun detaylarını paylaştı. İkinci Uluslararası Sigorta Zirvesi kapılarını ziyaretçilerine açtı. 12. Sigorta Haftası'nda gerçekleşen zirvede afetlerin etkilerini azaltmada sigortacıların rolü teması ele alındı. Zirvenin açılış konuşmacılarından Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen, sigortalanamayan riskler ve teminat açıkların çok yüksek olduğunun altını çizdi. Ekonomik kaybın 105 milyar dolar olduğunu ancak bunun sadece %5'inin sektör tarafından karşılandığını belirten Gülen, hedeflerinin bu oranı %30'lara
kenara çıkarmak olduğunu söyledi. Kapasite sorunu tabii ki yaşandı çünkü restoranlar buraya bir güçlü ödeme yaptılar. Bunun çözümü şeffaf olarak ne yaptığımızı çok iyi anlatmaktan geçiyor. Ben daha hani çiçeğe burnunda bir Türkiye Sigorta Birliği Başkanıyım ama ilk işim Türkiye'yi, Türkiye'de yapılanları, depremden sonra yapılanları reasürans dünyasına çok şeffaf, net bir şekilde anlatarak aslında yaptıklarımızın doğru yolda olduğunu, doğru adımlar attığımızı herkese göstermek olacak. Bunu yaptıktan sonra dünyanın her yerinden kapasite gelecektir ülkemize. Ciddi bir tazminat ödemesi yaptı Türk sigorta sektörü ve reasürans. Sadece Türkiye'de de değil bu arada, yani tüm dünyada katastrofik olaylardan, afetlerden dolayı çok ciddi bir hasar ödemesi var. Bu da tabii maliyetlerin artmasına sebep oluyor. Maliyetlerde bir artış beklememiz yanıltıcı olmaz önümüzdeki dönemde. Zirvedeki bir diğer konuşmacı olan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akif Eroğlu ise son dönemde ekonomi yönetiminin aldığı önlemlerin sektöre de olumlu yansıdığını belirtti. Eroğlu, bazı düzenlemeleri duyurarak trafik branşına dair Trafik Teknik Platformu'nun detaylarından bahsetti. Evet, biliyorsunuz. Ve şimdi de karşımızda Vişne Akademi Finansal Danışmanlık Kurucusu Barışcan Yücel var. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Melis Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Şimdi ben hemen Borsa İstanbul'la başlamak istiyorum. Çünkü haftaya hızlı başladık diyebiliriz. Bakıyorum şimdi BIST 100 Endeksinde prim %3'e yaklaştı. 8274 puandayız. Ve de endeks bazlı da en yüksek... Biraz önce bakmıştık, teknoloji ile sanayi kısmı öne çıkıyordu. Şimdi siz neye bağlıyorsunuz Borsa İstanbul'daki bu haftaki yükselişi? 29 Eylül'de de biliyorsunuz S&P'nin Türkiye raporunu açıkladığını göreceğiz. Şimdi orada da bir yine görünümün yükselmesi beklentisi var. Acaba bunu mu fiyatlıyor borsa, ne dersiniz? Onu fiyatlıyor diyebiliriz ama asıl ana nedeni aslında sadece o değil. Özellikle... Son faiz toplantısında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yapmış olduğu 500 bas puanlık artışla faizleri %30 seviyesine çekmesi, bu daha ciddi kararlı olduklarını enflasyonla mücadelede ortodoks politikalara daha kararlı bir zeminde ilerlediklerini ve rasyonel bir şekilde olayları ele aldıklarını hem yurt içi piyasalara hem de yurt dışı piyasalara ciddi anlamda göstermiş oldu. Daha önceki yapılan faiz artışlarının çok küçük küçük olması ve bir anlam ifade etmiyor olması, gerçi o zaman yaptıkları açıklamalarda hani biraz daha bekle gör şeklinde ilerliyoruzdu ve bütün piyasalar bu tarzda küçük küçük ekstrem reel sektörden veya da piyasadan bir karşılık bulmayan faiz artışlarıyla devam edeceklerini düşünüyorlardı. Ama son iki toplantıda yapılan çok sert faiz artışları global bazdaki merkez bankalarının aynı yönünde hareket ettiğini göstermeye başladı. Bu da yabancı yatırımcılara, özellikle denetleme kuruluşlarına ve puanlama derecelendirme kuruluşlarına Türkiye'nin daha rasyonel, daha bilimsel, daha mantıki ve ekonominin teorisel temelleriyle açıklanabilen hamleler yaptığını gösterdi. Bu da tabii ki hem gelecek olan yeni görünüm notlarında veya da yatırım yapılabilir notlarında etkili olacaktır. Hem de yabancı yatırımcının ciddi anlamda dikkatini çektiği, ilgisini çektiği bir alan oldu. Gelişmekte olan ülke para borsalarında, paralarında ve borsalarında bir miktar talep olduğunu görüyoruz. Özellikle ABD tarafında S&P, Dow Jones ve Nasdaq'taki yaşanan düzeltme hareketlerinin derinleşmesi ve dip arayışına devam etmesiyle global bazdaki aşırı alım bölgesinde olan borsalardaki çıkışlar şu anda altın ons tarafına da kaymıyor. Dolar lehine kayıyor. Rezerv paraya bir talep var. Bu euro doları aşağı çekiyor. Sterlin doları aşağı çekiyor. Ve baktığımız zaman da bizim borsamız etkiliyor. Ayrıca kur korumalı mevduattan çıkışlar, kur korumalı mevduatta asgari limitin kaldırılmış olması ve hem bakanlık tarafından hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hem de kabineye yakın isimler tarafından yapılan açıklamalarda KKM'nin sonlarına geldiğini, artık bir geçerliliğinin kalmamaya başladığının vurgulanmasıyla birlikte oradan çıkan fonlar gram altına
kısmi olarak çok yüksek bir şekilde mevduat faizi veren bankaların sabit getirili mevduat faizlerine ve Borsa İstanbul'a kaymaya başladı. Borsa İstanbul zaten hala yukarı yönlü algısını koruyor. 8900 seviyesi çok çok önemli hem teknik hem de psikolojik açıdan. Bu seviyeye yaklaştıkça kısmi baskılanmalar olabilir. Bir kar satışını gördük. 7200'leri bekliyordum ben ama 7400-7600 bandından tekrardan tepki alımlarının geldiğini ve yukarı yönlü trendin hız kesmeden devam ettiğini görmekteyiz. 8900'ün üzerinde yaşanacak bir kalıcılık bizim 2024 senesinde Türkiye'ye yapılacak yeni yatırımlarla bu tarzda politikalar izlenmeye devam ederse küresel bazda geçerliliği olan Körfez ülkelerinden olası anlaşmalarla buraya gelecek olan döviz ve yurt dışından yatırımcıların uzun vadeli şirketlere, holdinglere ortaklık amacıyla geldiği, hatta Elon Musk'la Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir görüşmesi oldu Türk evinde, ondan sonra Elon Musk Teknofest'e katılacağını söyledi Türkiye'de. Bundan dolayı Türkiye hem ucuz iş gücü niteliğiyle hem nüfustan kaynaklanan iş gücü niteliğiyle hem de ortodoks politikalara dönmüş olmanın yurt dışına verdiği güvenle yatırım toplama evresine giriyor. Gerçekten çok kaliteli, uzun vadeli ortaklık şeklinde yatırım yapılabilecek, kısa vadeli spekülatif hareketlerden bahsetmiyorum, uzun ve orta vadeli yatırım yapılabilecek çok kaliteli sektörler ve şirketler var. Bu şirketler de Borsa İstanbul'u yukarıda tutmaya devam ediyor. 8900'ü ilk etapta izliyor olacağız. Bu seviyelere doğru bir yükselişin yaşanması devam edebilir. Yakın zamanda ekstrem bir olay gerçekleşmezse siyasi, politik veya da jeopolitik, Borsa İstanbul'da yeni bir kar satışı furyası gelmez. Buradan yukarı yönlü algı korunuyor, devam ediyor diyebilirim. Evet, endeks bazında bir değerlendirme alayım sizden. Hala iskontolu endeksler olduğunu düşünüyor musunuz? Yoksa artık ucuz değil diyebileceğimiz bir noktaya geldi mi BIST 100 endeksi? Yani şöyle söyleyeyim, sektör bazında ve şirket bazında konuşacak olursak hala ucuz şirketler var. FK, FD, FAVEK oranlarına baktığımızda, stok yönetimleri incelendiğinde, net satışlar incelendiğinde, özellikle petrol fiyatlarından dolayı çok etkilenen, altın fiyatlarından dolayı çok etkilenen, küresel iklim, iklim değişikliği, küresel ısınma ve su krizi, gıda krizi gibi beklenti senaryolarıyla etkilenen sektörler hala iskontolu ve ucuz. Yani bunların içinde Tüpraş, Türkiye'nin en değerli şirketi diyebiliriz. Koç Holding'in bir altyapısı. Şimdi bu hala ucuz. Yani baktığımız zaman Petkim'e nazaran iki sektörü, petrokimya sektöründe kıyasladığımızda gene ucuz kalıyor. Mesela hem perakende satış hem de gıda üzerine kurulu olan TUKAŞ hala ucuz. Ford Auto hala ucuz otomotiv sektöründe. Ama bu ucuzluk dediğim gibi hissenin fiyatından bahsetmiyorum ucuz diye. FK, FD, FAVEK oranlarına baktığımızda hem yurt içi piyasalardaki kendi rakipleri arasında ucuz hem de yurt dışı piyasalardaki, global piyasalardaki kendi rakipleri arasında dolar bazlı ucuz. Bu tarzda çok fazla var. Ben tarım sektörünün, bankacılık sektörünün, perakende satış sektörünün ve petrokimya sektörünün ilerleyen zamanlarda daha fazla primleneceğini düşünenlerdenim. Ondan dolayı bu sektörler hem sektör bazlı hem de o sektörün içindeki güzel şirketler, yönetim kurulları sağlam olan, CEO'ları sağlam olan, daha çok patrondan ziyade bir kurumsal kimliğe oturmuş tüzel kişiliklerle devam eden şirketler göz kırpıyor diyebilirim. Mesela enerji sektöründe ODAŞ hala çok ucuz. Onun dışında alternatif enerji ve yenilenebilir enerji sektörü hala çok ucuz. Yani bunlar ciddi anlamda önümüzdeki zamanlarda hem küresel bazdaki yatırımcıların hem de yurt içindeki yatırımcıların talep gösterebileceği ve daha fazla primlenebileceği hisseler diyebilirim. Evet, çok teşekkür ediyoruz sevgili Barışcan Yücel, Vişne Akademi Finansal Danışmanlık Kurucusu. Efendim size de iyi haftalar dileyelim, yeniden görüşmek üzere diyelim ve ilk partımızı, ilk bölümümüzü burada kapatalım. Biraz daha yine birlikteyiz.
Yılmaz. Efendim, gün sonuna devam ediyoruz. Yine haberlerle başlayalım. Birazdan sevgili hocamız Fatih Hanım'la değerlendirmelere geçeceğiz. Ama önce günün öne çıkan haberleri. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyona ilişkin yaptığı değerlendirmede aylık bazda düşüşlerin daha erken görüleceğini, yıllık bazdaki gelişmelerin 2024'ün ortalarında olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, enflasyonda aylık bazda düşüşlerin daha erken görüleceğini bildirerek, bu sene sonuna doğru gelecek senenin başlarında aylık bazdaki gelişmeleri göreceğiz. Yıllık bazdaki gelişmeleri ise daha çok 2024'ün ortaları gibi görmüş olacağız diye belirtti. Enflasyonla mücadelenin en önemli önceliklerinden bir tanesi olduğunu belirten Yılmaz, geçici bir artış söz konusu ama bir taraftan da güncel belirlenmiş bir politikalar, kararlı uygulamalar var. Belirsizliklerin azaldığı yeni bir döneme girmiş durumdayız. Dolayısıyla bir süre sonra bu geçici yükseliş yerini düşüşe bırakacaktır diye konuştu. Depremin etkilerine rağmen Türkiye'de istihdam artışının devam ettiğini dile getiren Yılmaz, enflasyonla mücadelenin kısa vadede istihdam politikalarına meydan okuduğunu ancak orta vadede düşen bir enflasyon ve artan öngörülebilirliğin istihdamı da kalıcı şekilde destekleyen bir politik olduğunu söyledi. Orta vadeli programla siyasi istikrar ve güven iklimini teknik öngörülebilirlik sağlayarak desteklediklerini belirten Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programa desteğini ortaya koyduğunu, bunun çok önemli olduğunu söyledi. Yılmaz, emekli maaşı düzenlemesine ilişkinde yılbaşı itibariyle memurların maaşlarında enflasyon oranına göre bir artış olacağını, bu artışın memur emeklilerine de yansıyacağını ifade etti. Yılmaz, işçi emeklileri, Bağkur emeklileri ve asgari emekli aylığı alanlara ilişkin oransal artışlar ve enflasyon farkı olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu kesimlere dönük dengeleyici bir çalışmayı sürdürüyoruz. Çalışmayı yıl sonuna kadar tamamlayarak emeklimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Düşük alanları destekleyici mahiyette bir yaklaşımımız olacak diye konuştu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Türk Lirası dönüşümlü kur korumalı hesaplarda asgari faiz zorunluluğunu kaldırdı. Konuya ilişkin açıklama yapan Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan, 2024 yılında dezenflasyonu tesis etmeye yönelik yol haritalarını kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini belirtti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kur korumalı mevduatlarda yeni bir düzenlemeye giderek Türk Lirası dönüşümlü kur korumalı hesaplarda asgari faiz zorunluluğunu kaldırdı. Böylece bankaların Türk Lirası dönüşümlü kur korumalı hesaplara politika faizinin altına faiz verebilmesinin önü açıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, öncü göstergelerin yerli ve yabancı yatırımcıların portföylerindeki Türk Lirası varlıkların payını arttırmaya başladığına işaret ettiğini belirterek, Türk Lirası varlıklara yönelik yerel ve uluslararası talebi artırmaya kararlıyız ifadesini kullandı. 2024 yılında dezenflasyonu tesis etmeye yönelik yol haritalarını kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerine vurgu yapan Erkan, son dönemdeki düzenlemelerinin TL mevduat payının artırılmasını hedeflediğini kaydetti. Avrupa Merkez Bankası baş ekonomisti Philip Lane, enflasyon konusunda endişelerin gelecek yılda devam edeceği mesajını verdi. Avrupa Merkez Bankası baş ekonomisti Philip Lane, enflasyonun %2 hedefe dönmesi konusunda gelecek yılın kritik verilerini belirleyip görmeleri gerekeceğini söyledi. Bir medya kuruluşuna açıklamalarda bulunan Lane, ücret pazarlıklarının 2024'ün başında başlayacağını, bu nedenle Avrupa Merkez Bankası'nın analizinin önemli bir parçasının henüz belirsiz olduğunu söyledi. Lane, bu sonbaharda çok şey öğreneceğiz ama her şey değil. Enflasyonun hedefe dönüp dönmeyeceği konusunda gelecek sene açıklanacak verileri de görmemiz gerekecek değerlendirmesini yaptı. Avrupa Merkez Bankası geçen hafta mevduat faizini 25 bas puan arttırarak %4'e yükseltmişti. Banka böylece 10. kez üst üste faiz arttırımına gitti. Bazı ekonomistler Avrupa Merkez Bankası'nın gelecek yılın Haziran ayından itibaren faiz indirimlerine başlamasını beklerken, bankanın daha uzun süre faizleri değiştirmeyeceğine yönelik beklentiler de var. Lane, Avrupa Merkez Bankası'nın bir faiz artırımına daha açık olduğunu belirtti ve gelecek veriler daha fazla artışa ihtiyaç olduğunu gösterirse, tabii ki daha fazlasını yaparız diye konuştu. Ve şimdi karşımızda sevgili Fatih Anıl var, ekonomist. Kendisiyle gelişmeleri değerlendireceğiz. Hoş geldiniz yayınımıza Fatih Bey.
Merhabalar Melis, iyi bir hafta olsun. Teşekkürler cümlemize diyelim. Şimdi hemen isterseniz bu KKM gelişmesiyle başlayalım. Burada atılan adımla, çünkü taze bir konu olduğu için. Türk lirası dönüşümlü kur korumalı hesaplarda asgari faiz zorunluluğunu kaldırdı Merkez Bankası. Bu da mevduat faizini aslında öne çıkartan bir gelişme. Ne dersiniz? Sizce faydası olur mu KKM tarafında? Çünkü KKM'ye verilen faizin cazibesini düşürmeye yönelik bir adım bu. Bekliyor muyduk Melis? Bekliyorduk. Böyle bir şey olması lazımdı artık. Yani KKM'yi biz niye oluşturduk? O dönem için dövizi frenleyebilmek için. Yani ben şöyle diyordum, hep dövizin gazını almak için oluşturduk biz bunu. İşe yaradı mı? Yaradı. Fakat sürekli halde kalması sakıncalı bunun. Çünkü baktığın zaman ekonominin %70'i bununla birlikte dolarize oluyor. Yavaş yavaş, ben bugün bir iki bankadan oran aldım bununla ilgili, kur korumalı ile ilgili. Yavaş yavaş oranların aşağı inmeye başladı. Yani faiz oranları aşağı indi, TL mevduat oranı yukarı çıkmaya başladı ki doğru bir karar. Yani bak şöyle bir şey var, son 3 aydır hem enflasyonla mücadele, belki biraz sonra soracaksın, hem TL'leşme politikası artarak devam ediyor. Yani artık TL'leşelim, artık TL bir miktar daha cazip olsun. Yani vatandaş artık gidip ben nasıl dolar alırım, dolarımın paramı nasıl korurum diye TL'yi düşünerek buna karar versin. Yani bir her kademede bir TL'ye yönelme olsun. Ya öyle bir hale geldik ki bir ülke düşün. Yani cebinde neredeyse dolar olmayan, zengininden fakirine herkes de yabancı para olmaya başladı. Bundan mümkün olduğu kadar hızlı şekilde uzaklaşması lazım sistemin. Ben doğru buluyorum ki bugün Merkez Bankası Başkanı'nın yaptığı açıklamalar da yerindeydi. Diyor ki her kademede, her seviyede diyor TL'leşme çabalarını arttıracağız diyor. Çok doğru bir karar. Mümkün olduğu kadar TL cazip hale getirilecek. Ha, burada ne olacak? Bir miktar daha TL faizler yükselecek. Tabii ki bu piyasa kredi faizlerine de yansıyacak ama orada başka tedbirler alınabilir. Orada başka makro ihtiyati tedbirler alınabilir. Orada gelecek tedbirlerle birlikte piyasadaki kredi akışkanlığını sağlayarak, ama yüksek maliyetle değil, orada da daha makul maliyetlerle sağlanabileceğini, ama başka tedbirlerle bunun yapılabileceğini ve alınacağını da düşünüyorum. Evet. Ne olması gerekir sizce başka tedbir derken? Valla burada işte stopaj desteği olacak. Bir belki kredilerde yine bir, hani hep konuşulan bir Dünya Bankası kredisi var ya, 35 milyar dolar. O gelip cazip koşullarda hak eden firmalara bunlar dağıtılabilir. Özellikle büyümede, OVP'de de olduğu gibi üretim ve ihracata öncelik verilecek. Şu anda en büyük sıkıntı özellikle sanayide kredi akışkanlığının yeterince olmaması. Ha, orada şununla da bankalara şu kolaylık da getirilebilir. Yani bir defa biliyorsun, kur korumalıda şey kaldırıldı artık. Politika faizinin altında kur korumalıya serbest bırakıldı. Faiz verilebilecek. Ama şu denilebilir. Kredi kullanırken, bankalar kredi dağıtırken politika faizi üstüne artı bir şey olabilir. İçeride kullanılan kaynaklarda. Dışarıdan gelen kaynaklarda ise özellikle çok cazip faizli olacağını düşünüyorum. Dünya Bankası kredileri dağıtılabilir. Orada firmalara inan ciddi can suyu olacak şeyler oluşturulabilir. Kredi olanakları oluşturulabilir diye düşünüyorum. Yani üzerinde düşünülmesi, çalışılması gereken bir konu. Evet, şimdi aslında içinde geçirdiğiniz konuşmanızın, ama Gaye Erkan'ın bugünkü açıklamaları, sosyal medya hesabında yaptığı. Şimdi oraya biraz değinelim, yani biraz açalım bunu. Çünkü diyor ki öncü göstergeler yerli ve yabancı yatırımcıların portföylerindeki TL varlıkların payını arttırmaya başladığına işaret etmektedir. Yerel ve uluslararası talebi TL varlıklara talebi TL varlıklar yönünde arttırmaya da kararlıyız demiş. Şimdi bu adımlar yeter mi? Yani kararlı olmak tabii işin bir boyutu ama yani payını da arttırmaya başladığına işaret ediyor TL varlıkların diyor, yerli ve yabancı yatırımcıların. Burada nasıl bir inme, nasıl bir momentum bekleyelim? Şimdi şöyle, zaten kur korumalıda bir gerileme başladığını düşünüyoruz. Ya şimdi öyle bir ortamda yaşıyoruz ki, bundan 6 ay önce, çok geriye gitme, 6 ay önce kur korumalı için her şeyi yapıyorduk. Ya gurur tablosu gibiydi, işte kur korumalıda şuraya geldik, buraya geldik. Şimdi tam tersi politika izliyoruz. Bundan 6 ay önce, çok geriye gitmeyelim tekrar, kur korumalının faizi TL faizden daha yüksekti. Daha yüksek faiz veriyorduk normal TL faizden. Tamamen rasyonel politikalara geçince, ki doğrusu bu mudur? Budur. Rasyonel politikalıdır. Şu anda TL mevduata
ciddi biçimde üstünde faiz veriyoruz kur korumalı. Çünkü ben bugün iki ayrı bankadan kur korumalı için faiz aldım. Bir tanesi hakikaten çok düşüktü ve zaman içinde kur korumalıya verilen faizin gittikçe düşeceğini düşünüyorum ben. Şimdi 45'lerde gezen bir TL vadeli mevduat var. Enflasyon hesabını yaparsak, şimdi biliyorsun ileriye dönük olarak önümüzdeki sene için %33 kondu OVP'de enflasyonu. 45 faiz kurtarır mı? Kurtarır her şey yolunda giderse mevduat sahibini. Fakat ben bunu özel bankalarda 45'in üstünde de 50-52 gibi oranlar duymaya başladım. Bunları göreceğiz. Ben burada TL'nin cazip hale getirileceğine dikkat edersen faiz artışından sonra 30 puana çıktıktan sonra Merkez Bankası'nın faizi kurda ufak bir hareket oldu. Yani 26-80-90'larda gezen kur bir anda bugün sanıyorum 27-15-27-20 aralığında bir yerdeydi. Dolayısıyla kuru burada tutabilecek seviye 45'in üstündeki bir TL mevduat faizi olacaktır. Fakat bunun da kademeli olarak enflasyonla birlikte gerileceğini düşünüyorum. Yani enflasyon gerilemeye başladıkça kademeli olarak, evet burada 27-20 ekranda verdiğim söylediğim gibi, kademeli olarak TL mevduat faizlerinde gerileceğini düşünüyorum. Ama bu bugünden yarına, bir ay içinde, iki ay içinde olmayacak. Zaman içinde enflasyondaki gerilemeyle birlikte faizlerde de aşağı gidişi göreceğiz. Şu anda dikkat edersen negatif faizde enflasyonu 60 alırsak, piyasa faizi şu anda 50'lerde dersek negatif faizde son 2 yılın en düşüğünü görmeye başladık. Burada bu ara gittikçe azalacak. Nasıl azalacak? Enflasyon düştükçe, umalım ki enflasyon faiz artışından daha hızlı düşsün ve bu negatif faiz gittikçe azalsın, piyasa faizi de adım adım beklentiler paralelinde aşağı gelsin. Bu arada kurda umalım ki buralarda seyretsin, çok fazla ileri gitmesin ki bu kurun, şimdi ihracatçı ne derse desin, ben burada eğer katma değerli ürün üretiyorlarsa bu kurun hiç de fena olmadığını düşünüyorum. Ne, bu doğru seviye sizce bu 27-20'ler mi, buralar mı? Bence şu an için buralar. Yani bunun üstü menis başka dengeleri bozar. Yani mazot fiyatlarını görüyoruz, benzin fiyatlarını görüyoruz. Yani 90'larda seyrediyor ve alınan karar da öyle, biliyorsun. OPEC artı dedi ki, üretimi dedi, kısmaya devam edeceğiz yıl sonuna kadar. Yani ne yapıyorlar? Fiyatı yüksek tutuyorlar. 90'larda gezen bir petrol fiyatıyla bu işin hakikaten bizim gibi petrol bağımlısı, buna Avrupa Birliği de dahil, ülkelerin, enerji bağımlısı ülkelerin enflasyonla mücadelesi son derece güçleşecektir. Peki, şimdi içeriden başlamışken devam edelim. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz merkez bankaları haftasıydı diyebiliriz. Fed'den de faiz kararını aldık, bizim içeride de faiz kararını aldık. İngiltere, Japonya, Çin'den de faiz kararları vardı. Başka ülkeler de vardı ama başlı çekenler bunlardı diyelim. Şimdi tabii amiral gemisi Fed de işin ama bizim merkez bankasından devam edelim. Çünkü Türkiye'yi başladık diye konuşmaya. Ne dersiniz? 500 bas puan yeterli miydi ve nedir beklentiniz yıl sonuna dair? 500 bas puan yapılması gerekendi diyorum ki, ben bunu yayınlarda da birçok ekonomist gibi ben de 500 bas puan olduğunu belki senin yayında da söylemiştim. Şimdi diyeceksin ki hocam daha yüksek olabilirdi. Fakat şeye de dikkat edersen, Fed tarafı bu işte başarılı oldu ama onu gören enflasyonda faizi bir anda şeye çıkarmadılar, 8'e 9'a çıkarmadılar. Kademeli olarak faizi yükselttiler ve kademeli olarak enflasyon geriye geldi. Dolayısıyla bir anda böyle hadi yapalım işte 35-40 politika faizini, bu doğru olmazdı. Şu anda izlenen politikanın ben rasyonel olduğunu düşünüyorum. Yani kademeli olarak enflasyonu aşağı çekecekler. Belki bir iki toplantı daha faiz arttırılacak ama ondan sonra eğer ilaç tutarsa artık pas geçmeye başlayacak. Umalım ki yeni yılda da gerileme başlasın politika faizinde kademeli olarak. Dolayısıyla bir anda yükseltmenin ben başka dengeleri bozacağını düşünüyorum. Ha, kurda da buralarda korunmasının gerektiğini düşünüyorum. Yani artık bu saatten sonra 24'lük 25'lik bir kur dediğim gibi yine başka dengeleri bozacaktır. Ve kurun da hani gerileme senaryosu da var ya, hep söylenir işte kur gerilemeye başlar. Biraz daha yükseltirsek faizi veya hani hep bir 50 milyar dolar söyleniyor ya Birleşik Arap Emirlikleri'nden, daha göremedik bunu. Bunu görmeye başlarsak eğer, yani Türkiye'ye fon akışı başlarsa, faizin haricinde de eğer piyasada bir döviz arzı olursa kurlarda bir gevşeme göreceğiz. Fakat orada her zaman söylediğim için bunu Merkez Bankası seyretmeyecektir.
mutlaka rezerv arttırma yönünde tedbir alacaktır ki yine bu zorunlu karşılıklarla vesaire dikkat edersen brüt rezervde bir artış görüyoruz Merkez Bankamızda. Bu devam edecek ama bir dış kaynak gerekiyor mu? Evet, bizim ekonomimize bir dış kaynak girişi gerekiyor. Bunun için de çalışıldığını da görüyoruz. İşte Sayın Bakan gitti Amerika'da toplantılar yaptı. İşte daha öncesinde Körfez seyahatleri oldu ve oradan bazı taahhütlerle dönüldü. Ama bu taahhütler ne zaman gerçekleşecek? Ne zaman böyle kalıcı yatırım girişleri göreceğiz? Borsaya da evet giriş var. Sayın Bakan'ın dediği gibi yaklaşık 11 milyar dolar girdi. Ufak ufak girişleri görüyoruz. Bunun artmasıyla birlikte, döviz arzının artmasıyla birlikte o da kurları rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Evet, şimdi bir son dakika var. Onu da ben ifade edeyim hemen ekranda olan. BIST 100'deki günlük yükselişin %3'ü aştığına dair ve sanayi endeksindeki yükselişin de %4'ü aştığına dair bankacılık endeksi de %3'ü aştı. Şimdi bir aslında endeksleri de rica edelim arkadaşlardan. Ben size yorumu sorarken genel tabloyu bir görelim. Bankacılık endeksinin de %3'ü aştığını görüyorum ben şu anda. Orada da %3.12 olarak gözüküyor prim. Şimdi bir borsa değerlendirmesi de alayım sizden. Bu yükseliş sizce devam eder mi? Ne bekleyelim borsa tarafında? Çünkü bu haftaya güzel başlamışız gibi gözüküyor. Primli geçtiğimiz haftayı da %1 yükselişle kapatmıştık ama 8400'lerden 8000'e gelmişti seviye. Fakat yaklaşıyoruz yeniden 8400'e, 8295'teyiz şu anda. Şimdi Melis dikkat edersen geçen yayında da bana sormuştun. İşte 7 milyona ulaştı yerli borsa. Evet, 8 milyona geliyor bu arada. Yeni veri 8 geldi. 8 milyona geliyor. Aynen. 7 milyon 800 bin de şu anda. Bu tamam. En son veri ve halka arzlarında geleceğini biliyoruz önümüzdeki dönemde. Ben bunun sağlıklı olduğunu düşündüğümü söylemiştim. Yine söylediğimin arkasındayım. Mümkün olduğu kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde bu oranın %70'lerde olduğu söyleniyor. Mümkün olduğu kadar bunun artması gerekiyor. Yani katılımın artması gerekiyor. Ve en son gelen veri de %32'ye yaklaştı yabancının payı. Ben her zaman şunu söylüyorum. Şimdi borsa evet geçen hafta verdiğini almaya başladı. Fakat burada hatırlarsan hep şunu söyledim. Dedim ki öyle sert bir düzeltme beklemiyorum. Küçük düzeltmelerle yoluna devam edecek ve firma bazında düzeltmelerle yoluna devam edecek. Borsada hak eden hakikaten çok değerli firmalar var. Yani sanayi firmaları karlı. Bankalar inanılmaz karlı ve bu daha da devam edecek. Merkez Bankası'nın geçen hafta faiz kararından sonra bankaların karlılıkları da doğal olarak artacak. İşte bugün gördük mevduat faizlerini vesaire. Nerelere gittiğini. Şunu diyorum, borsada daha gidecek yolumuz var. Yani bu ülke, bak çok değerli bir emlak üstünde oturuyoruz ve şirketlerimiz karlı. Şirketlerimiz iş yapıyor, ihracatımız devam ediyor. Yani her ne kadar işte Avrupa Birliği'nde resesyon söylentileri, Amerika Birleşik Devletleri'nde resesyon söylentileri. İhracatımız var mı? Var. Oralara devam ettiği gibi Afrika ülkelerinde Türkiye'nin bir ticari olarak yayılma politikası var. Orada da işler fena gitmiyor. Körfez ülkeleriyle ilişkiler toparlandı. Dolayısıyla daha yabancının kayda değer girmediği halde borsamız bugün işte sanayi endeksi altta geçiyor. %4'ü aşmış. Daha içeride kayda değer bir yabancı yok Melis. Yabancının girdiğini düşünürsek daha bu borsada gidecek yol var. Dolayısıyla umutla bakalım bu borsa bir şekilde toparlayacaktır. Ama bu demek değil ki, şimdi hani hep söylüyorum ya, evet herkes bana şeyi söylüyor. İşte düzeltme. Ya herkes düzeltme beklerse kayda değer bir düzeltme olmaz. Çünkü herkes pozisyon almış vaziyette zaten. Ufak düzeltmeler olur dedim. Firma bazında düzeltmeler olur. Ama genel böyle çok kötü bir şey olmadıkça, beklenmedik bir şey olmadıkça borsada böyle kayda değer, hurra bir düzeltme beklemiyorum. Ve borsa, ekonomi globalde de her şey yolunda gittikçe ufak ufak da olsa yükselmesine devam edecektir diye düşünüyorum. Yine en cazip yatırım borsa. Yani ha burada şu olabilir, mevduat faizlerinin 50'ye çıktığı bir ortamda borsadan ufak oraya geçiş olabilir veya kur korumalıdan zaten oraya geçmesini bekliyoruz. Ama bir süre sonra hani dolar el yakmaya başlayacak döviz. Vadeli mevduat 50. Borsa yükselmeye devam ediyor. Niye dövizde durayım diye düşünmeye başlayacak insanlar bu sefer. Ki biz bu senaryoları 94-95 krizinde de yaşadık. 2001-2002 krizinde de yaşadık. 1.800'e çıkan bir dolar 2002'de sonra 1.100'lere kadar geriledi. Biz biliyoruz işte 21 Aralık 2021'de 18'e çıktı bir anda, bir gecede. Hatta o gün benim sizin kanalda yayınım vardı saat 4'te. Yapmayın etmeyin dedim, bu geri dönecek dedim. 18'e çıktı, sonra 11-12'lere indi. Dolayısıyla kurla oynamak tehlikeli ama borsayla bilerek
izleyerek, takip ederek borsanın katılımcının artması sistemi kurumsallaştıracaktır ve faydası vardır sisteme. Evet, şunu da sorayım. Aslında biraz ipuçlarını verdiniz konuşmanızda ama daha netleşmesi açısından soracağım. Yani alternatifsiz olarak görüyoruz ya şu anda borsayı da hep konuştuğumuz bu enflasyon nedeniyle. En azından kısa vadede böyle mi olacak sizce? Yine ne dersiniz? Şu anda ben borsayı alternatifsiz olarak görmüyorum. Eğer bu TL mevduat faizleri 50'yi görürse hiç fena değil, ben sana söyleyeyim. Yani, hakikaten fena değil. Yani önümüze dönük olarak biliyorsun, enflasyon geçmişe dönük olarak enflasyonu 60'larda görüyoruz. İleriye dönük enflasyon OVP'de belirtilen %33'lük sanıyorum gelecek sene için öyle bir rakam vardı. Eğer öyleyse 50 fena bir şey değil. Riski de yok. Yani işte borsada her türlü durumda ufak da olsa düzeltme olabiliyor, yaşayabiliyoruz. Ama mevduata verdin. Güvenli limanda kalmak istiyorsa TL mevduat bir alternatiftir aslında. Ha, borsada da çok iyi şirketlerin kağıtları, ama orada bakarak diyorum, hep borsa yatırımcısına şirketi kim yönetiyor, şirketin durumu, ihracatı, bunların hepsine bakın diyorum. Yani bir finansal okuryazarlık kullansınlar. Yani kulaktan dolma WhatsApp bilgileriyle, sosyal medyada geçen bilgilerle yatırım yapılmaz. O tehlikeli oyundur. Evet. Peki son olarak da bir 3 dakikamız varmış. Orada da bir Amerika Birleşik Devletleri'ne geçip Fed'le ilgili yorumunuzu alayım. Orada da şahin ton devam etti ve de bu da piyasalardaki risk iştahını düşürdü. Küresel boyutta önümüzdeki dönemde de faiz artışlarının devam edeceğine yönelik bir işaret aldık oradan. Bu nasıl etkiler sizce genel olarak piyasaları? Şimdi şöyle söyleyeyim, bizi çok etkileyeceğini düşünmüyorum çünkü içeride fazla yabancı yok. Hani %70'lerde gördük, biz borsamızın %70'lerde olduğu zamanlarda yabancı evet güvenli liman deyip yüksek dolar faizine yönelebilirdi. Fakat şu anda kayda değer bir yabancı olmadığı için bizim borsamızı çok keskin etkileyeceğini düşünmüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde faiz artışlarının devam etmesi durumunda. Fakat orada da ben çok faiz artışı olacağından yana değilim. Şu anda baktığın zaman enflasyonu belli bir noktaya getirdiler. Fakat işte programlarda izliyoruz. Avrupa Birliği tarafında, Amerika Birleşik Devletleri tarafında %2'yi hedefliyorlar. Aslında %2 ile 3 arası sistem için ekonomistlerin istediği rakamdır. Nedir? %2 ile 3 arası bir enflasyon piyasayı canlı tutar. Ve bu resesyon söylentilerinin de ayyuka çıktığı bir dönemde Amerika Birleşik Devletleri tarafının, yani Fed tarafının çok dikkatli adım atacağını düşünüyorum faiz artışlarından yana. Hatta ben böyle dördüncü çeyrekten itibaren gerileme bekleyen taraftaydım. Fakat bu enerji fiyatlarının yüksekliği vesaire Avrupa tarafını olumsuz etkileyecektir. Ama ve lakin Fed tarafını, Amerika Birleşik Devletleri tarafını biliyorsun, 65 doların üstüne çıktığı anda kaya gazından petrol üretiyor bu adamlar. Ve bütün dünyaya petrol satıyorlar. Yani petrol ihraç eden bir ülke Amerika Birleşik Devletleri tarafı. Dolayısıyla enflasyonla mücadelede daha elleri kuvvetli, Avrupa'nın ise tam tersi. Avrupa Birliği tarafının eli kuvvetli değil, petrol fiyatları yüksek olduğu takdirde. Ve faiz artışlarında geç de kaldı AB tarafı. Faiz artışlarına bir miktar daha devam edebilirler. Ama Fed tarafında çok küçük belki bir artış daha olur. Ondan sonra iyi yönetirlerse, enflasyon biraz daha gerilerse, o 3'ün altına inerse ki biraz frene basarlar gibi geliyor bana. Bizi de oradaki artışın, zaten biz şu anda artış sürecinde olduğumuz için borsamızda, ekonomimizde fazla olumsuz etkilemeyecek tek bir şartla, dış borçlanmamız devam edeceği için dış kaynak finansmanında maliyet yüksek olacaktır. Her zaman söylüyorum, Türkiye'nin para bulma derdi yok. Fakat Türkiye ucuz maliyetle para bulma sıkıntımız var. Oradan olumsuz etkileyecektir bizi. Yani paranın maliyeti düşmeyecektir uluslararası piyasalarda. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Fatih Anıl, yayınımıza katıldığınız için. Yeniden görüşmek üzere diyelim. Size de iyi haftalar dileyelim şimdiden. İyi haftalar. Çok teşekkürler. Ve biz burada efendim gün sonunun bitirelim. Birazdan global piyasalarla yeniden birlikte olacağız. 5.30'da kısa bir ara. Global Piyasalar bölümüyle karşınızdayız. Philip Capital uzman yardımcısı Makoto Mitsuhashi bizimle beraber olacak. Küresel piyasalardaki gelişmeleri kendisinden dinliyoruz.
Merhabalar. Öncelikle iyi yayınlar. Geçen hafta Cuma günü San Francisco Fed Başkanı Mary Daly enflasyondaki son düşüş ve iş gücü piyasasının dengelenmesinin olumlu olduğunu söyledi. Ancak daha fazla politika sıkılaştırmasının gerekli olup olmadığını belirlemek için daha fazla veriye ihtiyaç duyulacağını vurguladı. Fed'in bu yıl bir kez daha faiz artışı yapabileceği kararının ardından ABD 2 yıllık tahvil getirisi %5'e aşarak 2006 zirvesini, 10 yıllık getiri ise %4.5'e geçerek 2007 zirvesine ulaştı. Bunlar da çok olumsuz bir sinyal, çünkü yani teknoloji hisseleri, genel olarak endekslere olumsuz sinyal. Böyle borçlanma maliyetin yükselmesiyle birlikte endekslerin düşüş görebiliriz ileride. Geçen dönemlere baktığımızda tahvil faizler yükseldiğinde endekslerin düştüğünü gördük. Şimdi iki şekilde ilerleyebilirler endeks. Yani bir şekilde sert bir şekilde düşebilir tahvil faizler yüksek kalırsa. Öbürü yön adapt ederek yükselişi devam edebilir, yani yavaş olsa. Bugün Avrupa Merkez Bankası'ndan iki üye konuştu. İkisi de gelecek toplantıda faiz oranı sabit tutabiliriz dedi. Ama yani yeterince artırdık ve ekonomiye zarar vermemize gerek yok dediler. Fakat enflasyon inmezse tabii ileride daha fazla faiz artış gerekebileceğini vurguladı. Bu konuşmasından sonra Eurostox %1.15 eksi seyrediyor. Asya tarafına bakacak olursak, Nikkei geçen haftaki düşüşten sonra bugün arttı. Ama diğer Asya endeksleri bugün gayrimenkul, yani Çin tarafındaki gayrimenkul sektöründen kaynaklanan endişeleri nedeniyle düşüş kaydetti. Emtia tarafına bakacak olursak, petrol 90 doların hemen altında seyrediyor. Geçen haftaların rally sonrası düzeltme son derece normal. 10 günlük ortalamanın belirlediği 89.5 dolar long pozisyonu taşıyan yatırımcılar için uygun bir stop seviyesi olduğunu düşünüyoruz. Bugün bu seviyeyi test etti. Şimdi üzerinde kalıyor ama hafif ekside seyrediyor. Altın ise %0.35 düşüşle 1920 dolar civarında işlem görüyor. 200 günlük yüzsel ortalamanın belirlediği 1910 dolar ilk destek. Bir önceki dip seviyesi olan 1900 dolar da önemli bir destek olacak. Buradan dönüp yükselişi başlatmak için tahvil faizlerin düşmesi gerektiğini söylemek istiyorum tekrar. Umarım bıkmadınız. Yani tahvil faizlerin %4.5'te kalması son derece olumsuz olduğunu söylemek istiyorum tekrar. Çok teşekkür ediyoruz efendim ve global piyasalara da burada noktayı koyuyoruz.